Sure Sabah. Akıl var, mantık var, radyo var, teyp var, internet var. Yani Mansur El Sabah da var tabii. Onu da dinlemek lazım. İstanbul Merkez Mansur El Sabah canlı yayında. Anlaşılan yakın kanalından görüşürüz. Bazen şarkılar, bazen şiirler kanımıza girerdi. Sende Eflatun Melekşe, bende kırmızı bir gül vardı. Sevgimize eşlik eden papatyalar ve uzun uzun yürüdüğümüz yollar. Nasıl sevdik birbirimizi, nasıl? Dört mevsim ve sen, Mansur El Sabah Show. Yıldızların bile dinlediği program. Mansur El Sabah Show. Çok şeker, çok. Ya çok şeker, çok şeker bir adam bu Mansur El Sabah. Onu dinlemekten büyük keyif alıyorum, keyif alıyorum. Ben dinledim mi adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Gerçeklerin komedi meydanı Mansur El Sabah Show. Yanlı müfeccel marka Mansur El Sabah dinleriz. Mansur El Sabah alamet ifade. Mansur El Sabah çok çok teşekkür ediyoruz. Tam teşekkürlü sunucu efendim. Kuvvetli bir alkış. Elinden, dilinden, tipinden, sesinden, huyundan, suyundan, Mansur El Sabah'tan, şovundan, baraban bin biri bir rumban. Mansur El Sabah canlı yayında. Duyuyorum, dinliyorum, seviyorum, gülüyorum. Mansur El Sabah Show. Efendim canlı yayınımıza hoş geldiniz. İstanbul Merkez Stüdyo'ndan cümle aleme selamlar. 11 Mart 2021 saatimiz 18.01. Bu önemli bir tarih çünkü tam bir yıl önce ilk vaka görülmüştü. Biz bugün bir yılda neler yaşandı, neler yaşadınız evinizde, ailenizde, kafanızda, kalbinizde bunları konuşacağız. Bugüne uyan en güzel şarkı sanıyorum ki Nasıl Geçti Habersiz O Güzelim Yıllarım adlı şarkı olacaktır. Hoş geldiniz canım dinleyicilerim. İyi ki varsınız. İyi ki varız. Ah nasıl geçti habersiz. Nasıl? Bu akşamki konumuzu 3 aşağı 5 yukarı anladık. Yarın da programımızın internet radyoculuğunda Mansur El Sabah Show internet radyosunda birinci yıl dönümünü kutlayacağız. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anını eksiksiz gün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, İçimde durur aşkım. Her anını eksiksiz gün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzu, İçimde durur aşkım. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler. Hani o kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı saçlarından baharı. Akşamın alacakaranlığı çökerken önce bir hüzün çöküyor içime yavaş yavaş. Şehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir, New York, Los Angeles. Ne fark eder ki? Her yerde aynı trafik, aynı karmaşa. İyi ki varsın. Dört mevsim ve sen, Mansur El Sabah Show. Tam bir yıl geçti.
Gerçi bir yıldan daha önce bir zamanda öğrenmiştik bu lanet musibet virüsün adını ama Türkiye'de ilk vaka bugün, geçtiğimiz yıl bugün 11 Mart'ta görüldü. Ben bugün soruyorum, bu şarkı çok uygun oldu gerçekten. Nasıl geçti habersiz o güzelim günlerimiz diyelim. Nasıl geçti habersiz, neler yaşandı, neler yaşadınız, ailecek neler yaşadınız? Sağlık Bakanımızın konuşmasını biraz önce bitirdik. Onunla ilgili de konuşacaklarımız var. Kalbimde taşıyorum, dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum, dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar ağaçlar, hani bin bir renkli çiçekler. Nerede? Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı. Ya ne güzel şeyler yaşanmış eskiden ya. Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Şimdi sevgililer birbirinin saçlarından tutup... Vay be, ne güzel günlermiş. Ne güzelmişiz ya. Hani kuşlar ağaçlar, hani bin bir renkli çiçekler, nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Hani kuşlar ağaçlar, nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Muazzez Ersoy'un şahane sesinle açtık programımızı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Canlı yayın Mansur El Sabah Show başladı. Lütfen iyi akşamlar, iyi yayınların yanına program sorumuzun cevaplarını yazalım lütfen. Yayını paylaşalım. Paylaşan var mı bakalım? Geçtiğimiz yıl bugündü, ben canlı yayında sizlere geliyorum, hazırlık yapıyorum diye bir takım haberler veriyordum. Canlı yayından ufak ufak 5 dakika deneme yayınları yapıyordum derken bu virüs programımıza dadandı. Yani daha doğrusu virüs bilgisayara da girmedi, bize girdi. Virüs Türkiye'ye giriş yaptı. Lanet olası virüs, gülüyoruz ama çok acı şeyler yaşadık arkadaşlar. Tam programımız başlıyor, yarın öbür gün yayına geçiyoruz derken bu lanet olası virüsle karşı karşıya geldik ve karşılaştık ne yazık ki. Ve derken arkadaşlar, bir yılı doldurmamıza program olarak bir gün kaldı, virüs olarak bir an bile kalmadı. Sağlık Bakanımız biraz önce gayet güzel açıklamalarda bulundu. Şimdi benim bir reterem vardı. Herhalde Sağlık Bakanımız o retereyi dinlemiş olacak veyahut da bizim uyarılarımız Ankara'ya kadar gitmiş olacak yahut da aklın yolu birdir denilmiş olunacak ki korkutan değil umut veren ümitvari açıklamalar yaptı Sağlık Bakanımız. Öncelikle yapmış olduğu bu açıklamalarından dolayı ve yayına çıkmadan önce saat 17'de huzurunuzdayım diyerek. İşte bir devlet adamı bu şekilde davranır. Eleştirdiğimiz zamanlarda oluyor tabii, bin kişinin içinde Sağlık Bakanını görüyoruz. Eleştiriyoruz ama eleştirilecekse eleştiriliyoruz, alkışlanacaksa alkışlıyoruz. Bu akşam alkışlık. Ya huzurunuzdayım dedi, işte böyle devlet adamı devlet ciddiyetiyle bu şekilde davranacak. Bak derim var.
mana var bu lafta. Öncelikle Sağlık Bakanımızın bu umut veren, umutvari açıklamalarından dolayı kendisini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Medyanın altyazıyla kısıtlama gelecek mi? Yani yine bir şey var mı? Yani bir kısıtlama gelecek mi? Provokasyonlarına rağmen Sağlık Bakanı hazırlamış olduğu metni gayet güzel bir şekilde okudu. Biz sürekli olarak ne dedik? Virüsle ilgili insanları korkutmayın. Korkutmayın virüsle ilgili. İnsanları koruyun. İnsanlara dedik ki korkmayın, korunun dedik. Yani. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Teşekkür ediyorum abicim. Korkmayalım, korunalım. Şimdi bununla ilgili madem ki geçen yıl bugün giriş yaptı veyahut da biz bugün fark ettik bu lanet olası virüsü, gelin korkma diye İstiklal Marşımız başlıyor. Ben her seferinde ne zaman tırsacak bir şey olacak olsa İstiklal Marşımızın Korkma adlı, yarın da İstiklal Marşımız program konumuz biliyorsunuz. Sürekli olarak korkmayı hatırlarım. Korktukça insanlar daha çok hastalanıyor. Gelin retereyi bir dinleyelim. Dervişin biri bir gün yolda veba ile karşılaşır. Büyük bir endişeyle vebaya bakar. "Nereye gidiyorsun?" diye sorar. Veba, "Bağdat'a" diye yanıtlar. Derviş sorar. "Kaç kişinin canını alacaksın?" Veba der ki, "Çok değil, sadece 5000 kişi." Aradan zaman geçer ve derviş dönüşte yolda yine vebayı görür. Fakat duymuştur ki Bağdat'ta vebadan 60.000 kişi ölmüştür. Derviş der ki vebaya, "Ey mikrop, bana 5000 kişiyi öldüreceğini söylemiştin. Oysa 60.000 cana kıymışsın. Nedir bu?" Veba ise gayet sakin ve kendinden emin. "Ben 5000 kişi öldürdüm. Geriye kalanı korkudan öldü." Mesaj anlaşılmıştır diye umuyorum. Messat 1 uydusundan canlı yayın Mansur El Sabah Show devam ediyor. Bir yılda neler yaşandı? Yahu bunun şarkıları da çıktı, türküleri de çıktı, bilmem nesi çıktı. Bir yılda neler yaşandı? Akademik olarak sizlere arz edeceğim ama... Bir korona var, bir korona var. Sana bana, yaşlılara, hepimize var. Evde kalmak, el yıkamak, uzak durmak tek çözüm. Hey. Bir korona var, bir korona var. Sana bana, yaşlılara, hepimize var. Evde kalmak, el yıkamak, uzak durmak tek çözüm. Evde kalmak doğru olur. Hepimizi tek bu korur. Evden kimse çıkmaz ise aileler hep bir olur. Bir korona var. Evden çıkmadık. Bu sefer topu diktik. Dükkanlara kepenk vurduk. Şirketler, iş yerleri kapandı. Türlü türlü şarkılar bestelendi korona ile ilgili. Aman neler neler. Neler neler neler. Ciao bella ciao, koronaya döndü. Sadece bu değil, daha neler neler, ama neler neler, ne şarkılar, ne türküler, neler neler, neler. Yaşlısın, ihtiyarsın, kız gelin yaprak sarsın, ha cennem çaman garsın. Evde kal hacı emmi. Yaşlısın, ihtiyarsın, kız gelin yaprak sarsın, hacı annem çemen karsın. Evde kal hacı emmi. Yani düşünebiliyor musunuz, evde kal hacı emmi diye şarkılar, muhtarlar, efendim yetkililer, valiler bağırdı da bağırdı, çağırdı da çağırdı.
Ya arkadaşlar, iki gündür söylüyorum. Kimse sokağa çıkmasın diyor. Yine millet bildiğini okuyor. Sağlık Bakanlığı diyor dışarı çıkma, siz yine dışarıdasınız. Vallahi jandarma dolaşıyor, toplayacak, haberiniz olsun. Ondan sonra muhtar gel beni karakoldan al deme. Vallahi gelmem, ne dersen dedin yeter ya. Daha neler 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 ya. Koronadan yana bir şüphen varsa 184'ü ara bul benim için. Öksürüğün yanında ateşin varsa ayağını kır evinde kal bizim için ya. Öksürüğün yanında ateşin varsa ayağını kır evinde kal bizim için. Ah, pişmanlık duyup da bir gün var ya. Pişmanlık duyup da bir gün çıkarsan, virüsü kapıp da geri dönersen. Pişmanlık duyup da bir gün çıkarsan, virüsü kapıp da geri dönersen. Kalacak başka bir yer. Arkadaş, neler çıktı, neler yaşandı, neler neler oldu. Bu akşam canlı yayın konuğumuz budur. Hepinizden mesajları bekliyorum. Bu arada yayınımızı paylaşalım diyorum. Paylaşma sayısında düşüş yaşıyoruz arkadaşlar. Bir yılı geride bıraktık. Biz bir yıl boyunca dinleyicilerimize moral ve antikor vermeye devam ettik. Bak, derin mana var bu lafta. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan daha iyi çalıştım diyebilirim. Çünkü onlar koca bir ekip, ben sadece şakalarla tek başıma. Şakacı mısın sen? Tek kişilik gösterir misin? Evet, tek kişi. Şimdi bakalım yayınımıza kimler katılmış? Yayınlarımıza hep katılanlar yayınımıza katılmış. Okan Aytar, Halil Nizam, Özgür Metiner, Adem Fatih, Okan abimiz yine, Yücel Gürcan, Gülcan Çakmak, Kutsal Döşlüoğlu, Armağan Döşlüzade, Fatoş Çınar, Ömer Özkalkan, Süleyman İkbahar, Oktay Yaraş, Hidayet Gürcan, Hanife İres, Faruk Şen Kardeşler, Türkay Ekici, yayınımıza ilk katılan antivirüs dinleyicilerimiz. Helal olsun. Evet, antivirüs içeren program Mansur El Sabah Show. Neden? Çünkü bağışıklık sistemini mizahla güçlendiriyoruz. Eyvallah, çok güzel konuştun. Ağzımızın tadını bozmuyoruz. İki kalem pirzola, bir kahkaha. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Emin misin? He? Hay ağzının tavanını öpeyim be. Böyle bir zamanda. Vay be, tam bir yıl geçmiş lanet olası virüsün bizim tarafından çakılışının bir yılı. Neler yaşandı hep birlikte bilgiler dağarcığında sizlere buradan aktarmaya, arz etmeye çalışacağım. Okan abimiz kalp göndermiş, daha sonra nazar boncuğu, kelebek, gülen emoji ve kalp göndermiş. Emojileri bile canlı yayında okuyan program. Halil Nizam iyi yayınlar İstanbul Merkez demiş. Adem Pendik'ten selamlar, iyi yayınlar, teşekkürler. Yücel kardeşimiz İzmir'den göndermiş, mesajını okuyacağız. Ama ve lakin arkadaşlar, acayip bir hava durumu var. Yani ben kışın, daha doğrusu kış nasıl geçti anlamadım. Denizlerde fırtına, rüzgar, sabah pencereyi şöyle bir açayım dedim. Kalkar kalkmaz hemen hava alırım. Kafa muhakkak sabah sabah, Mansur El Sabah kafası dışarıdadır. Neyin kafasını yaşıyorsunuz derseniz, hava alıyorum. Şakacı mısın sen? Tek kişilik gösterir misin? Yok değil. Yani inanın, öyle bir rüzgarla karşılaştım ki ya dedim öbür odanın camları mı açık kaldı acaba? Gittim baktım, kontrol ettim. Hayır, öyle bir şey yok. Bu Mart rüzgarı. Hani bir de bunun Mart karı var ya, bir yerlere yağar. Şimdi
Şimdi efendim kış geri döndü diye haberler vardı. Bugün soğuk ve yağışlı hava dalgası tekrar geri geliyor. Meteorolojiden alınan son tahminlere göre Türkiye pazartesi günden itibaren biliyorsunuz yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisindeydi. Zaten bu pazartesi yine daha soğuk bir yağışlı hava kütlesi geliyor. Sıcaklıklar yarın doğu bölgelerinde çok hissedilir şekilde azalacak. Bu arada kar yağıyor. Bazı yerlerde kar yağmaya devam edecek. Yani kış geri gelecek. Kar geliyor, kış geliyor, yağmur geliyor, rüzgar geliyor. Aman dikkat edelim. Tam doğalgaz faturalarından kurtulmuşken milyarlarca metreküp doğalgaz bulunup bize iki katı fiyat gelinirken, yani bu nasıl bir iş bilemiyoruz. Müjde, şurada doğalgaz bulduk. Müjde, milyar metreküp. Ulan bu faturalar ne o zaman? Neyin müjdesi bu? Vallahi çok güzel konuştun. Ya öyle değil mi? Bu kadar doğalgaz buluyoruz. Her yerde fiyatı iniyor. Bizde niye? Ya değil mi? Niye yani? Biri dalga mı geçiyor birileri bizde? Eyvallah çok güzel konuştun. Sağ ol abiciğim. Bu arada dün Meral Akşener'in konuşması vardı. Meral Akşener tek anlamda döktürdü. Meral abla diyorum ben kendisine. Ne güzel muhalefettin sen Meral abla. Hani Fahriye abla şarkısı vardı ya. Bu arada bazı densizler galiba kadını üzmüşler, fosforlu Meral vesaire demişler. Biz bir hanımefendiye bu şekilde konuşanları kınıyoruz. Kınıyoruz. Bunun erkeklik kitabında yeri yok. Beğenmedim. Bu kılığın erkeklik kitabında yeri yok. Erkeklere duyurulur. Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geziyor biliyorsunuz. Muharrem İnce geziyor. Habire geziyorlar böyle. Seçimlerden önce herkes geziyor da seçimden sonra oturan gezmeyi bırakıyor. Kendi işleri için kendini ve ailesini gezdiriyor. İnşallah Meral abla ve Muharrem abi böyle olmaz. Örtmenin böğün canlı yayın var mı? Bir yıldır hatta aşkın süredir memleket gezilerine devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son durağı Şanlıurfa olmuş. Burada yüzlerce araçlı konvoyla karşılanmış. Akşener'in burada gerçekleştireceği ziyaretler 2 gün sürecekmiş. Şu anda Şanlıurfa'daymış. Yüzlerce araç karşılamış. Bizim sevgi anlayışımız bu. Yüzlerce araç. Kadın koskoca Almanya'yı yönetiyor Merkel. Sade bir odası, siyah eski bir minibüsü var. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca Almanya başbakanı, sade bir odada ve bir minibüs, 2 koruması var. İşte olay budur ya. Hay ağzının tavanını öpeyim. Yüzlerce araç konvoy. Ulan askere gidiyoruz, yüzlerce araç. Kime ne gösteri yapıyoruz Allah aşkına ya? Ne? Bak, derin mana var bu lafta. Sonra israf harammış. Öyle diyorlar. Peh. Kusura bakmayın ama dostlar. Bazen bu ülkede kendimi harbiden hıyar gibi hissediyorum. Hıyar. Eşol eşek. Kim dedi onu? Sabah Show devam ediyor ve bu şovu dinlemek çok zevkli oluyor. Bak
Başka neler vardı haber olarak vereceğimiz? Sevgili seyirciler ve dinleyiciler, biliyorsunuz bizim dinimizde kandillerle ilgili bir şey yok. Bunlar gelenekler, ama kandiller vesaire öyle bir geleneksel hale geldi ki, dün hatta Miraç'la ilgili inanılmaz gerçekler var, ama hocalar, hoca efendiler ne yazık ki konuşamıyor. Miraç gecesi adı altında inanılmaz hurafeler ve dinimize sokulmaya çalışılan Yahudi hikayeleri var. Bunları gerekli zamanlarda sizlerle internetten de paylaşacağız. Ama bunları en çok açıklaması gereken, yani kandillerle dinimizin içinde, yani Kur'an-ı Kerim'in içinde herhangi bir ayet, bir gecenin geçmemesi, Kadir gecesinin dışında, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan böyle bir açıklama bekliyoruz. Yüzlerce bina var, milyarlarca lira harcama yapılıyor, fakat Diyanet İşleri'nden bir açıklama gelmiyor. Hurafeler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından neden ayıklanamıyor, neden şu vardır yüce dinimizde bu yoktur denilemiyor derken, bir kanalda Diyanet TV'de çok hoşuma gitti gerçekten. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Ömer Kara Diyanet TV'de katıldığı programda kandillerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Profesör Kara, diğer geceler için açık ve net bir şekilde Kur'an'da böyle bir vurgu, Kur'an'da kandil yoktur. Hazreti Peygamber'in hayatında yoktur. Sahabenin hayatında kandil, kandiller yoktur. Kur'an'da tek gece vardır, Kadir Gecesi. Bu açıklaması gereken açıklamalarından dolayı Profesör Doktor Ömer Kara hocamızı alkışlıyoruz. Aynen, Diyanet'ten Miraç'la ilgili dinimize uydurulmaya, monte edilmeye çalışılan mitolojik efsanelerin de çıkarılmasını Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan rica ediyoruz. Yani bunları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapması gerekiyor. Yani bu kadar insan çalışıyor, milyarlarca lira para, ödenekler vesaire. Yani bari hurafeleri, şu yüce dinimizden şu ilaveleri, şu bidatleri temizleyin kardeşim ya. İnsanlar hurafelerden, bidatlerden, saçmalıklardan yüce dinimizin güzelliklerini göremiyor. Akıl var, mantık var, radyo var, teyf var, internet var. Yani Mansur El Sabah da var tabii. Onu da dinlemek lazım. Şimdi efendim, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası geçen yıl bugün ne yazık ki ortaya çıktı. Aslında vardı ama biz yeni gördük. Tam bir yıl önce 11 Mart 2020 bugün Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Vakayı saptayan İstanbul Tıp Fakültesi oldu. Binlerce hekimin yetiştiği, en zor hastalıkların tedavi edildiği İstanbul Tıp Fakültesi salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendi. İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Profesör Doktor Ünvan İşoğlu salgının ilk günlerini ve virüsle mücadeleyi anlattı. Ciddi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya geldik. Bunun getirdiği tabii bir de dolu zorluluk yaşandı. Bu bir kere tehlikenin ne olduğunu tam anlayamadık. Bize neler yaşatacak? Bunları anlamamız biraz zaman gerektirdi. İlk 3 ayda 100 bin başvuru olmuş. Biliyorsunuz çok sayıda sağlık çalışanımız, doktorumuz, hocalarımız, çok değerli insanlarımız, özellikle çok büyük hocaları kaybettik. Öncelikle Allah'tan onlara rahmet diliyoruz. Gerçekten can siperhane çalışmak, işte bu doktorlarla ilgili söylenecek sözler, can siper edilmiş, can siperhane bir yaklaşımla kim olursa olsun ayırt etmeden bu koronavirüsle mücadelede canlarını verdiler. Onları Allah'tan rahmetle anıyoruz. Rabbim onlara iyilik üstüne iyilik yazsın diyoruz. Merhamet etsin diyoruz. Ve bizlere de tabii ki bu güzel insanlar can siperhane çalıştığı için bizler de şu virüs gidene kadar şu kurallara uymayı özellikle Ankara'dan rica ediyoruz. Özellikle Ankara, kurallara uy diyoruz. Bak, derin mana var bu lafta. Umarız anlamıştır Ankara. Evet, mesajlara geçelim. Yücel demiş ki, güzel ve hayli yağmurlu İzmir'den, aman yağmur yağsın. İstanbul'da barajlar %60'dan 70'e doğru gidiyor.
bu şu demektir. Daha tasarruflu su kullanacağız ki bir daha böyle korku dolu anlar yaşamayalım. Dibini görmeyelim. İstanbul'un dibini görmeyelim. Gerçekten durum çok vahim idi. Sularımızı çok idareli kullanalım. Bütün Türkiye için söylüyoruz. Bütün dünya için söylüyoruz. Gökyüzü musluğu bir kesti miydi? Öyle kuru kuru şeyler duyarız. Gök gürültüleri, bize yağmur filan düşmez. Suya dikkat. O yüzden İzmir'e yağmur yağıyormuş. Depremde çok büyük yara alan İzmir, her an aklımızdasın. Bugün Füsun Önal'ın, Hayko Cepkin'in doğum günleri. İyi ki doğmuşlar. 2003'te Uluslararası Ceza Mahkemesi görevine başladı. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. İzmir Kiraz'dan bir başka dinleyicimiz Halil Nizam selamlar göndermiş. Biz de buradan Kiraz'a selamlarımızı gönderiyoruz. Gülcan Çakmak selam MES ve MES sevenler demiş. Programımız Mansur El Sabah ya, kısa ismi MES, topluluk olarak anıldığında MEST oluyor. Show olarak MES Show oluyor kısaca. Ayağımıza MES. Böbrekleri her türlü soğuktan koruyan program MES devam ediyor. Bir yıl nasıl geçti? Bu bir yıl neler yaşandı ailenizde, kafanızda, iş yerinizde, evinizde neler yaşandı? Lütfen bizle paylaşın. Lütfen, rica ediyoruz. Kutsal demiş ki bir yılda virüs sıkıntısı yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Ekonomi bozuldu. Hayat şartları iyice zorlaştı. Ya zorlaştığı bırak, tepe takla oldu dünya. Acaba diyorum Güney Kutbu filan hani yukarı doğru mu çıkmıştır? Her şey tepe takla oldu. Ya, aşağı tarafta ya Güney. Yani güney, kime göre güney falan diyecek olursanız, yani şu anda duruyoruz ya bizler için. Bizim böyle aşağı tarafımız oluyor yani. Ya aşağı, oradan aşağı güney. Yani çok sıkıntılar yaşadık arkadaşlar. Hakikaten dünya ters düz oldu. Hayat şartları iyice zorlaştı. Ölümler ve kadın cinayetleri arttı. Bu ayrı bir konu tabii ki. Çünkü korona gelmeden önce de bu sapkın, bu zalim insanlar vardı ama tabii evlerde kalmayla filan iyice zıvanadan çıktı olay. Tabii bazı erkekler var, bazı 65 yaş üstü büyüklerimiz var. Soruyorduk ki eve niye gitmiyorsun amca, eve gitsene bak dışarıda koronavirüs var dediğimizde ne diyordu amca? Evde kadın var, kadın koronavirüsten beter. Birçok erkek dinleyicimiz evde kadın dırdırıyla baş başa kaldı. Yani kadın haklarını savunuyoruz. Erkek haklarını, erkek çakıl taşı mı yani? Öyle değil mi yani? Bunun erkeklik kitabında yeri var. Yani erkekliği savunmanın da, kadınlığı savunmanın da değil mi? Bunun erkeklik kitabında yeri var. Yani düşünebiliyor musunuz kardeşim ya? Kadın dırdırıyla evde kalmak. Ay. Ay. Armağan, bir yılda en çok koronayı konuştuk, lanet olsun, ve bu senede koronayı konuşmaya devam edeceğiz. Hayır, Sağlık Bakanımız öyle demedi. Bu yıl koronayı belki bazı yerlerde cümle olarak geçecek dedi ama bunu bırakacağız. Birbirimize sarılmaya çalışacağız filan böyle. Ben iyi anladım bakanı herhalde. Siz 7'de haberlerde iyice bir seyredersiniz. Ya ben bayağı bir hoşuma gitti konuşması. Çok doğru, çok güzel bir konuşmaydı. Fahrettin Koca'nın konuşması, ki ben pek iyi görmedim Fahrettin Koca hocayı. Yani bayağı bir adam şey olmuş yani, sinirden şişmiş yani, göz möz filan her taraf böyle. O yüzden ne olur yani, herkes çok etkileniyor, bir an önce bitirelim. Sağlık Bakanımız da eğer bu toplu cenazeler, kongreler filan buralara müdahale edemiyorsa rica ediyoruz kendisinden. Sayın Bakanım, bari siz gitmeyin de yani, lütfen. Ay bari Sağlık Bakanı'nı orada görmeyelim. Hay adam bir yerde görüldü, özür de diledi yani. Hakikaten tebrik ediyoruz. Yani hiç böyle şeyler olmadığı için bunlar da bizim tebriğimiz, düşünün. Yani neleri tebrik ediyoruz. Küçükçekmece İstanbul'dan Armağan selamlar demiş, bizden de bağış üstüne. Mersin'e geçiyoruz. Fatoş Çınar Mersin'den iyi akşamlar demiş. Arkadaşlar iyi akşamlar, kovalasın sizi tavşanlar. İyi akşamlar mesajının yanına. Bir yıl neler yaşadınız? Bunu soruyoruz yani. Şimdi oflu hoca gibi konuşturmayın beni. Bir yıl diyoruz da. Mesajı.
Hı. Aha aha aha. Halil Nizam, pandemi girerli bir yıl oldu. Dikkat ettik, ayakta kaldık. Evet, mesaj çok ilginç. Pandemi gireli diyor bak. Pandemi gireli. Demek ki giriş yapılmış. Şimdi ben buna bir Türkçe sever, bir Türkiye Cumhuriyeti, bir Türk vatandaşı olarak salgın dememizi uygun görüyorum. Lütfen pandemi demeyelim. Küresel bir salgın bu. Kısacası salgın diyelim. Şimdi salgın deyince düşünmeyin öyle dalgın dalgın. Akla gelen tek şey tabii ki koronavirüs salgını. Bir yıl neler yaşandı, biz bunu sorduk. Süleyman İlkbahar iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Lütfen bak, bu iyi akşamlar diyenlerden mesaj bekliyorum konuyla ilgili, konuya binaen. Muhabbet babında Ömer Öz Kalkan virüssüz günler dilerim demiş. Bu da bir şey tabii. Ama neler yaşandı diye sorduk. Oktay iyi yayınlar Mansur, sabah baba eskiden demiş, teşekkür ediyoruz. Bakın beni hiç söylettirmeden dost doğru mesaj yazan birinci dinleyici murahhas azamız Hidayet Gürcan abimizi yürekten alkışlıyorum. Her akşam girişiyle, çıkışıyla, efendime söyleyeyim duruşuyla, Türkçesiyle muazzam bir mesaj gönderiyor. Adeta bir Orhun yazıtları. İkinci sırada oğlu Yücel Gürcan beyefendi var. Gürcan ailesine teşekkür ediyorum candan. Mesaj şöyle: aziz ve muhterem Mansur Bey kardeşim, merhaba. Merhabaya merhaba efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Biraz şey olacak ama Covid-19'dan hallice. Biraz önce Zeliha Sunal arkadaşımla, sanatçı şarkıcı arkadaşım Zeliha Sunal'la görüştük. Birbirimize nasılsın diye sorduk. O da iyiymiş, hasta olmamaya çalışıyorum diye mesaj attı. Aynen efendim, aynen aynen. Çok güzel bir girişten sonra Hidayet abimiz diyor ki, son bir yılda Lupo isimli çikolata ürünün bazıları için ne kadar hayati bir ürün olduğunu gördük. Bak bak, espri espri var burada bak. Yani o güne kadar, 10 Nisan gününe kadar biz lüpleyicileri tanıyorduk. Türkiye'de ne kadar lüpleyici varsa biliyorduk. O günden sonra Lüppo'yu tanıdık. Ben hata yaptım, istifa ediyorum diyen bir bakanın hiçbir şey olmamış gibi görevine devam ettiğini gördük. Sağlık Bakanı'nın bazı açıklamalarının TÜİK'ten pek farkı olmadığını öğrendik. Yeme içme mekanlarında yasak varken parti kongrelerinin lebalep dolu olduğunu gördük. Sonuçta son bir yılda hala devlete güvenen ve inanan insanların Noel Baba'ya da inanmaları gerektiğini bir kez daha anladık demiş Hidayet abimiz. Teşekkür ediyorum. Hanife Yağmurlu Ankara'dan iyi akşamlar demiş. Bir yılda bize neler kattı koronavirüs? Program sorumuz budur. Lütfen mesaj yazınız, mesajlarla bize hem destek veriniz hem ses veriniz. Faruk iyi akşamlar demiş. İyi yayınlar, teşekkürler Farukçum. Türkay iyi yayınlar Mansur Usta. Maslak'tan selamlar, teşekkür ederim. Artık ilçe ilçe gönderiyoruz. İstanbul o kadar büyük ki 200'e yakın ülkeden daha büyük. Yani ilçelerle, Maslak'tan, semtlerden. Ve bu arada Maslak Sarıyer Belediyesi'ydi sanıyorum, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Gökçen iyi akşamlar, iyi yayınlar mes ve meştaşlarım dedik. Dedik ya, biraz mesaj yazın dedik. Gökçen Hanım'ın mesajı Kadeş Anlaşması gibi. Ama var ya, harikasın, baştan alkışlayayım. Tabii çok kitap okuyan, çok araştıran insanların hem Türkçesi hem dağarcı yazısı, yazı dili, imla bilgisi gayet güzel oluyor. Gökçen Hanım demiş ki Covid belası bir yaşında. İkinci yaş gününü göremesin inşallah. İnşallah diyoruz efendim. Bir yaş ona yeter. Artar bile. Artık git 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 git. İnşallah bir yıl önce bu zamanları düşündüm de akşamları selalar okunuyordu ya, değil mi? Bir ürpertidir kaplıyordu içimizi. Bununla ilgili de Diyanet'ten bir açıklama bekliyoruz. Çünkü her bir olayda böyle sela okunması
yüce dinimiz tarafından nasıl karşılanır? İnsanları korkuya sevk etmenin bir alemi var mı? Sela okumak ne zaman başladı? Hangi durumlarda okunabilir? Yani bunları da düşünmemiz lazım. Çok şükür Covid selaları sona erdi. Bununla birlikte korona şarkıları da bitti. Covid mi korona mı ne ayak olduğu hala anlayabilmiş değilim. Ben kısaca arz edeyim efendim. Korona taç manasına geliyor. Virüse baktığımızda hemen yayına vereyim şu anda. Bu virüsün ucunda böyle solungaçlar şeyler gibi böyle vantuzlar gibi şeye giriyoruz. Bunlar taça benzediği için bunlar taç yani dokunma olayıyla vücrelerimize yapışıyor ve kalıyor. O yüzden bu ailenin ismi lanet olası gün görmeyisice bu Allah cezasını veresice bu ailenin ismi korona. Koronanın MERS-SARS versiyonlarından sonraki bu 2019'da ortaya çıkan COVID-19 oluyor. Yani korona ailesi COVID-19 bu fırlama gördüğünüz. Böyle fıçık 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 görüyorsunuz. İşte korona taç demek. O yuvarlağın üstündeki uçlar korona taç oluyor İngilizce. İşte o taçların bize taç etmesi sonucu hayatımızı ve bizi taça çıkarıyor. Bak derin mana var bu lafta. Yani efendim anlayacağınız korona aile COVID-19 onun çocuklarından biri sondur inşallah. İnşallah son olsun. Allah cezanızı verecek. Korona ailesi. Vay ya böyle giderse korona aşireti olacak Allah korusun. Mesaj devam ediyor Gökçe'nin. Düşünün iş yerlerinde, düğünlerde, cenazelerde bulaşan virüs lebalep parti kongrelerinde bulaşmıyor. Ulan lebalep ne demek ya? Allah aşkına soruyorum. Lebalep ne demek? Konuşacaksanız işte dudak dudağa deyin, omuz omuza deyin, kıç kıça. Öyle kongreler gördük. Kıç kıça. Devam ediyor mesaj. Çok samimi söylüyorum. Şu son bir yılda başımıza gelen en güzel şey Mansur El Sabah Show'umuzun yayın hayatına yıllar süren ayrılık sonrası yeniden başlamış olması diyor. Yarın birinci yılımızı kutluyoruz. Allah'ıma sığınmış kendime söz vermiştim. Ne olursa olsun en az bir yıl dinleyicilerime yayın yapacağım diye. Yarın Allah izin verirse birinci yılımızı hep birlikte yaşayacağız, paylaşacağız. Teşekkür ediyorum Gökçen. Özür Metiner, Ankara'dan iyi akşamlar. Bol antikorlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah immün destekliği versin efendim. Bol antikorlar, yetsin artık bu virüsün varlığı, kavuşalım sevdiklerimize. İnşallah kavuşacağız, sarılacağız ve bu günleri inşallah unutmayalım diyorum, inşallah. Okan Taş, çok sevgili kardeşim, abi iyi yayınlar demiş. Sağ ol canım kardeşim, sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Öznur Metiner, Meral Hanım'a helal olsun. Ona o lafları edenler hiç mi Allah'tan korkmaz? Hakikaten Meral Akşener hanımefendiye. Yani biz daha şimdi politikada görmedik kadını açıkçası. Yani böyle bir gelip de ülkeyi yönetime gelmedi. Geldiği zaman hatalarıyla, kusurlarıyla eleştirmeye başlarız. İyi güzel bir şey yaparsa takdirle bahsederiz. Ama yani özellikle Devlet Bahçeli'nin şu çirkin yorumları. İşte partiye iyi parti değil ip diyor, ip diyor. O zaman biri gelip senin partiye MİP derse. Ya ne kadar ayıp değil mi? Halbuki nasıl söyleyeceğiz biz? AKP, CHP, MHP, İP. Ama İP demek çok şey değil, doğru değil. Çünkü zaten ismi kısa İyi Parti diyeceksin. Uzun olanları işte Cumhuriyet Halk Partisi yerine CHP. İşte Adalet ve Kalkınma ve Partisi ve filan yerine AKP, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ne diyeceğiz? MHP. İşte yok CHP, MHP. Bu ha ho hı hı ne ya? Bir hanımefendi olarak Özür Hanım da Meral Hanım'a helal olsun demiş. Yalnız dikkat ediyor musunuz? Meral Akşener'in söylediği sözleri şu ana kadar söyleyebilecek bir delikanlı da çıkmadı. Bunun erkeklik kitabında yeri var. Yani Meral Akşener'in konuşmaları hakikaten bak. Bunun erkeklik kitabında yeri var. Yani ben apolitik bir insan olarak
Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hiçbir partiyi tutmaz. Hiçbir partiyi gönülden desteklemez. Hiçbir partiye de üye ve bağımlı ve bağlı olmayız. Allah'ın izniyle. Eyvallah, çok güzel konuştun. Bizim davamız Türkiye Cumhuriyeti. Başka bir dava yok. Meral Hanım'a laf edenler hiç mi Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz demiş. Bu nasıl kendini bilmezlik? Çok kızıyoruz demiş. Son dönemleri işte, son demler bunlar. O yüzdendir herhalde. Hidayet abimiz, bazı kimselerin içerikleri boş veya sorunlu olunca onlar biçimle telafi veya ikame etmeye çalışırlar. Efendim, şatafat ve abartı bu nedendedir. Geçen günlerde bir programınızda bazı kimselere dingil dediniz. Dingil faydalı ve değerli bir nesnedir. Ya abicim, ne diyeyim bilmiyorum. Yani bu sözünü ettiğimiz hıyar diyeceğiz. Hıyar da yararlı bir şey ve pahalı. Hani daha yararlı bir şey bulamadığımız için az yararlıları onlara söylüyoruz dingil diye. Dingil faydalı, değerli bir nesnedir. Bazı kimselere dingil demek veya dingil sıfatına layık görmek, dingil denen nesneye haksızlıktır. Son bir yılda öğrenciler devletin ebasını da gördüler. Aşılar gecikti. Aşı organizasyonunda bile torpil kayırmacılık yapıldı. Ne yazık ki biz bu haberleri bir yıl içinde, bu koronavirüs belasının içinde duyar olduk. İnanılır gibi değil. Bu arada 5-6 firmanın yerli aşı çalışmalarıyla gönüllülerin haberlerini de Sağlık Bakanımız verdi. Umarım yaşanan olumsuzluklar bir kez daha yaşanmaz. Aşı doğru bir aşıdır. Herkes 3 fazıyla birlikte aşı olur. İstemeyenler zorlanmaz. Gerekli olan, öncelikli olan insanlar inşallah öncelikle aşı olur diyoruz. Hanife Hanım'ın mesajına geçiyoruz. Virüsün yıl dönümünde bir yıl neler yaşandı? Bunun muhasebesini, mavrasını, muhabbetini yapıyoruz. Siz saygıdeğer dinleyenlerimizden gelen renkli Türkçe güzel mesajlara ayrıca teşekkür ediyoruz. O güzel elleriniz ne mikrop ne virüs görsün, hele hele dert hiç ama hiç görmesin inşallah. Hay ağzının tavanını öpeyim be. Ne güzel bizim türkülerimiz, şarkılarımızla devam ediyoruz. Merhaba gelen dinleyici. Hanife Hanım, yıl dönümün virüsünü kutlayalım mı bilemedim. Yok, kutlamıyoruz. Nasıl bir belanın içinden geçmekte olduğumuz, tünelin ışığı, yani tünelin böyle ucundaki beyaz ışığı görüyoruz ama o beyaz ışık acaba öbür tarafa gideceğimiz beyaz ışık mı? Yoksa orada yanan bir fener ya da bir LED ampul mü? Şu anda onu kestiremiyoruz ama benim görüşüm şu: ışık göründü fakat tünel uzamaya başladı. Hay, ışık orada, tünel uzuyor. Yani çok acı şeyler yaşadık arkadaşlar. Biz biraz mizahla, biraz şakayla moral vermeye, kalan sağlara can vermeye çalışıyoruz ama 600 doktorumuz vefat etti. Onlara mı çıkan saatleri, yetersiz olan yasaklara mı, yükselen enflasyona mı, işsiz kalan, kapanan iş yerleri, şirketler, dükkanlar, mahvolan insanlar, evde ölüme terk ettiğimiz 65 yaş üstü çok değerli ama çok değerli ama çok değerli büyüklerimiz, yani bizler mi, onlar mı, konu komşu mu derken tam bir yıl geçti. Okula gidemeyen yavrular, yani daha ne diyeyim bilmiyorum, çok güzel mesaj da vermiş. Hele hele öğrencilerimiz, canımız, evlatlarımız, çocuklarımız. Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. ne var çocuğum? Böğün canlı ders var mı? Öğretmenim, böğün canlı ders, böğün canlı ders. Öğretmenim, böğün canlı ders, böğün canlı ders. Öğretmenim, böğün canlı ders, böğün canlı ders. Öğretmenim, böğün canlı ders var mı? Krallarla vuruşur, ordularla dövüşür. Gider öksüz gibi atıyla konuşur. Mansur Sabah Show devam ediyor. Canlı yayınımız devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlar ilgiye, alakaya diyor. Aynı şey arkadaşlar. Ya ilgiye diyeceğiz, ya ilgiye diyeceğiz. Çünkü Türkçe konuşmaya özen göstereceğiz. Ben de dilimi diğer dillerden sıyırmaya çalışıyorum. Sürçülisan ediyorum. Ayda yılda bir affola diyorum.
Evet Hanife Hanım, neyi anlatayım bilemedim demiş. 11 Mart ilk vakanın görüldüğü, aslında çoktan Türkiye'ye girmişti. Çok önemsenmedi. Bilmiyorduk tabii ki, hak veriyoruz ama çok daha fazla önemsenmesi gerekiyordu. Allah'ım yardım ve şifa versin herkese. Bitsin artık bu illet. Vallahi Allah'tan başka kurtarıcımız, Allah'tan başka dostumuz, Allah'tan başka yar ve yardımcımız yok. Ben onu görüyorum. Her zaman da onu gördüm zaten. Yok yani. O yüzden Allah'a sığınalım ve Allah'ım biz ettik. Yaşar Nuri hocamıza canlı yayında sabah sormuştum. Hocam dedim, yani Allah'ım layığımızı ver dersek korkuyorum böyle duadan. Nasıl dua edelim diye sorduğumda, Allah'ım biz ettik sen etme böyle dua edeceğim. Bu dua böyle olur. Biz ettik sen etme ya Rabbi. Doğayı katlettik, insanlığı mahvettik. Kadınları yok etmeye çalıştık. E daha ne ya? Cevat Şen kardeşler iyi yayınlar Mansur Bey demiş. İyi yayınlar buradan Ceggo'ya selamlar. İyi akşamlar Ceggo. Öznur Metiner mesti mest eden program demiş. Çok teşekkür ediyorum. Layık olmaya çalışacağız. Gökçen Erciyes hanımefendi, bu millete yıllarca kutlu doğum adı haftası altında. Fethullah Gülen iblisinin doğum gününü kutlattılar. Ki yine biraz önce hatırlarsanız Yaşar Nuri Öztürk hocamız bunun bir şirk olduğunu defaatlerce buyurmuştu. O cesur yürek, o güzel insan, cennet mekan Yaşar Nuri Öztürk hocamız bunun bir şirk olduğunu söylemişti. Molla kendini kolla diye de Fethullah Gülen'e daha hiç kimse ağzını açamamışken molla kendini kolla diye bağırmıştı. Evet, o FETÖ iblisinin doğum gününü kutlattılar ve ne yazık ki bu hükümet de bunlara alet oldu. Özellikle de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza alternatif oluşturulmuştu hatırlarsanız. Evet, hatırlayalım o yapılan şeytanlıkları. İşte efendime söyleyeyim, işte din adı altında dinler arası diyaloglarmış bilme, aynı şeyi sunuyorlar. Bu papa Irak'a neden geldi sanıyorsunuz Allah aşkına? Ne büyük dümenler dönüyor, ne büyük kepazelikler. Adamlar Türkiye'yi de içine alan hatıra pulu bastırmış şerefsizler. Ay ağzının tavanını öpeyim be. Evet, bir kişi Diyanet İşleri'nden yüksek kuruldan bir kişi bir Diyanet televizyonunda bir programda bu kandillerin dinimizde olmadığını, bunların bidat olduğunu ama bunların Osmanlı'dan gelen bir gelenek olduğunu, ya gelenek olarak analım, iyi kandiller dileyelim filan ama dinle töreyi, dinle geleneği bir araya karıştırmayalım lütfen diyorum. Gökçen Hanım'ın mesajı devam ediyor. İşte bakın Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumanın ne kadar önemli olduğu kandiller konusu ile de bir kez daha ortaya çıkıyor. Mensubu olduğun dinin kitabını okuyorsun ama bir tek sözcük bile anlamıyorsun. Böyle bir şey var mıdır Allah aşkına yahu demiş. Çok güzel, çok güzel. Evet, Allah oku diyor. Oku derken hani anlamadan oku değil, anlayarak oku. Anlayarak oku ne demek? Anladığın dilde oku demek. Arzu Evliyazade öyle tabii ama o erkek kitabı nereden alınıyor? Bizim bir sözümüz var ya. Bunun erkeklik kitabında yeri var. Efendim bu öyle bir kitap ki Allah bunu delikanlı gönüllere vermiş zaten. Erkeklik kitabı öyle herhangi bir yerde satılmıyor. Erkek delikanlı adamların yüreğinde var. Bunun erkeklik kitabında yeri var. Teşekkür ediyorum. Evet, erkeklik kitabında yeri var. Arzu Hanım kitabı arıyormuş, bulamıyormuş. O kitap delikanlı adamların gönlünde, delikanlı kadınların gönlünde Arzu Hanım. Dinledin mi? Adam gibi program dinlerim. Mansur El Sabah Show. Ömer Özkalkan son bir yılda sahil bölgelerinde yazlık kiraların sezonluk fiyatlarının nasıl uçtuğunu gördük.
Hay yüreğine sağlık Ömer'im. Hakikaten öyle. Bu bir yılda neler yaşandı dedik. Arkadaş, hiç kimsenin gitmeyeceği metruk yerler dünya para kiraya çıktı. Son bir yılda özellikle sahil bölgelerinde yazlık kiraların fiyatının nasıl uçtuğunu, hele hele çarşı pazar market fiyatlarının nasıl uçtuğunu gördük. Sağ ol Ömer'im. Türkay abi, uzun zamandır iş dolayısıyla takip edemiyorum. O yüzden yoktum. Ya neredesin Türkay? Neredesin Türkay? Seviliyorsun, selam olsun demiş. Bizden de selam olsun cümle aleme. Bülent Çınar, iyi akşamlar Mersin'den ve Fatoş Çınar'dan selamlar. Çınar ailesine ben de selamlarımı gönderiyorum. Bir yılda neler yaşanmadı ki? Sorduk neler yaşandı diye. Maske sıkıntısı yaşadık. Normalde 5-6 defa gönderilmesi hükümet tarafından garanti edilen maske bana 2, bazı arkadaşlara 1, bazı kimselere hiç gelmedi. Nadir birkaç kişiye 5 defa maske geldiğini gördük. Maske sıkıntısı yaşadık, doğru. Maskeyi veremeyen büyükler, Avrupa'ya sıhhi malzeme yardımı yapan hükümetler gördük demiş. İsyanın varlar! Evet, burada bize malzeme, maske malzeme olarak gelemezken bütün dünyaya yardım malzemesi gönderdik. Vay be! Bu vay be çok şey anlatıyor bak. Vay be! Yani içinde böyle manen anla, helal olsun, yazıklar olsun. İsyanım var ulan. İsyanım var lan! Bu sözcük böyle bir sözcük. Vay be! Vay be! İBAN'ın ne olduğunu gördük. Gördük, İBAN'ımız gevredi ya. Biz bize yeteriz adı altında İBAN gündemimiz oldu. İBAN'ın ne olduğunu tüm Türkiye öğrendi. EBA ile tanıştık. Derse girmek için dağ, taş, internet çeken, yer arayan bebelerimizi gördük. Canım benim ya. Biz EBE'mizi gördük. Garantili ve geçiş garantili yol köprülere sokağa çıkma yasağında bile para ödedik. Yahu diyoruz ki şu milletin parasına kıymayın. Bu millete bunu yapmayın diyoruz. Lütfen diyoruz. Üçüncü köprü geçiş ücretlerini indirin. Geçmediğimiz için değil, geçerek para ödeyelim. El insaf. Ya geçmediğimiz halde köprü otoyolları ödüyoruz. Yahu köprüler yaptırdım gelip geçmeye diye şarkısı var ulan. Köprüler yaptırdım gelip geçmemeye ama bedelini çatır çatır ödetmeye karam. Yani şimdi langır lungur söyledim. Sonra bir ara stüdyoya gireceğim. Yahu açın şu köprüleri, üçüncü köprüden insanlar ikinci köprü fiyatının biraz üstünde veyahut da aynı fiyata geçsinler. Otoyollar ucuzlasın biraz ya. Şurada insanlar Bahçeşehir'de oturuyor, İstanbul'da her akşam kendi evine giriş çıkışta para ödüyor ya. Ya yapılmasın artık bu. Çok teşekkürler Bülent Çınar. İyi bir şey olmuş. İyi döşemişsin mesajı. Cevat Şen kardeşler, salgın sebebiyle bir yılda moda dünyasına çok ses getirecek marka geliyor demiş. Özellikle çalışan bayanlar Jeggo tutkusu olacak demiş. Böyle bir markayı biz de sürekli duyuyoruz, Jeggo Jeggo diye. İsim de çok böyle gıcıklayıcı, Jeggo. O zaman biz Jeggo'ya başarılar diliyoruz. İyi akşamlar Jeggo çalışanları. Ahmet Kaymak, selamun aleyküm üstad demiş. Biz biliyorsunuz hakkıyla selam alırız ve aleyküm selam. Bundan 5-6 yıl önce bir arkadaşım şarbon üzerine konuşurken şöyle demişti. Bundan sonra savaşlar, ordular, askerler, silahlar falan böyle olmayacak. Hava sahasına girip birkaç gram virüsle hallolacak. İnsan ölümleri umurlarında değil. Aynı ruh ve para hastası, kişiliksiz kişiler İkinci Dünya Savaşı çıkarmadı mı? Aynen. Muhasebe yapacak olursak, ilaç firmaları maske ve sterilizasyon ekipmanları satanlar kazandı. Kısacası eskiden savaş çıkarıp silah satanlar şimdi hastalık çıkarıp ilaç satıyorlar demiş. Bak, derin mana var bu lafta. İsyanın var lan!
Yücel Gürcan, ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin faydasına ve lehine olduğuna inandığım için bir siyasi parti üyesiyim demiş. Çok da memnunum. Bir siyasi partinin tarafı olmak yanlış değildir. Hayatım boyunca meclisi grubu bulunan hiçbir partiye oy ve destek vermedim. Bütün partilere eşit mesafede olmak ya da olmamak da yanlış değildir. Tabii ki, ama ben bir yayıncıyım, bir basın mensubu olarak benim tarafsız olmam gerekir. Ben ifade ediyorum, eğer tarafsız olmazsak o zaman bertaraf oluruz. Tarafımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Nokta. Eyvallah, çok güzel konuştun. Evet, neler yaşandı, neler gördük bu bir sene içerisinde. Orhan Yanbaz kardeşimiz hatırlatmış. Polise tüküren Ümreciyi gördük. Nerede acaba demiş. Ya işte o bir tane çıktı öyle. Yani işte bu böyle böyle geçiyor diye, tüf diye polise tükürdü filan. O da sıkışmış, kafayı sıyırmıştı vatandaş. Öyle bir şey yaptı. Çok yanlış bir şey tabii. Polisimize bir hakaret bu. Namık Karakaya, selamun aleyküm Mansur kardeş demiş. Eyvallah kardeş, aleyküm selam. Rabbim tüm dertlerden, hastalıklardan bizi uzak eylesin demiş. Ama bunun tek bir yolu var öncelikle arkadaşlar. Moral, moral, moral. Yani o Fransızca tabii. Mana, anlam, mana, anlam. Sevme, sevişme, birbirimizi görme, görüşme, arama, araşma, ayrışma yok. Arama, arışma, dertlerden sohbetle arınma. Dert ortağı benim, biricik sevgilim. Söyle senden başka kimim var benim? Dertler benim, çile benim. Hayat sevdim senin olsun. Ne yapsam bilmiyorum. Yani arkadaşlar, bu akşam sadece bir şarkı çaldık ve programın sonuna geldik. Konuşulacak şey çoktu çünkü bir yıl içinde yaşadıklarımız. Hanife Hanım en son mesajda, bir de şu maske takmayan kadın var. Ya neredeydi o, Karadeniz'de miydi ya? Kadın efsane oldu, efsane. Kadın maske takmıyordu, yani böyle bir şey vardı. Resmen bugün bir şarkıyla korona virüse karşı. Korona korona çıktın dünya turuna. Oy korona korona çıktın dünya turuna. Bize gelsen ne yazar, maske taktık buruna. Bize gelsen ne yazar, maske taktık buruna. Virüs kaptım korona, yaşar mıyım soruna. Uzaklarda yarim var, ben ölürsem korona. Virüs yayacak mısın, yaysan doyacak mısın? Bu kadar söz üstüne bize kıyacak mısın? Koronanın oyunu, göreceğiz boyunu. Ben de meşhurdum size, Amerika oyunu da, Amerika oyunu. Canlı yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir Yeşilçam klasiği ile bitirelim programımızı. Yeşilçam eski Türk filmlerinde 40-50 yıl önce hatta bir filmde bu virüs konusu işlenmişti. Kafayı kurcalamıyor da değil hani. Efendim, yarın akşam tam birinci yılımızı internet radyoculuğunda kutlayacağız. Aşk, sevgi ve sağlıcakla kalın. Yarın inşallah kısmet olursa birinci yılı tamamlıyoruz. Yaklaşın dostlarım. Şuna dikkatle bakın. Size zararsız gibi gelen şu tüpte ne var biliyor musunuz? En az 1 milyon insanı öldürebilecek kadar veba ve kolera mikrobu. Ayrıca bu mikroplara doping yapılmıştır. Bilinen aşıları ve antikorlarıyla de yok edilemezler. Bu mikroplarla bu kobay şehirde büyük bir deneme yapacağız. Bizim istediğimiz sadece 200 bin ölü. Ne o? Yüzleriniz asıldı. Ama bunun arkasında yatan paranın miktarını bilseniz aklınız durur.
Jamaika'daki merkezimiz burada hastalık salgın haline geldiği zaman İtalya, Fransa, İngiltere ve Amerika hükümetlerini de mikrop harbiyle tehdit ederek tam 1 milyar dolarlık altın isteyecek bu hükümetlerden. Bütçelerine göre tabii. Şunlara bir bakın. Her mikrop bir altın. Bir İngiliz altını bizim için. Ya o memleketlere bu mikrobu nasıl sokacağız buradaki salgından sonra? Hepsi sokuldu bile. Hepsi sokuldu bile. Mansur El Sabah Show. Ona sual edilmez. O diler çocuk olur, diler Azrail olur. Mansur El Sabah Show bu akşamlık bitti. Gider öksüz gibi atıyla konuşur.